Boşu boşuna stres yapmayın. Merak etmeyin. Biz burada olduğumuz sürece Tour de France'da olacak. Bugün sevgi diyorum Ali. Bugün sevgi diyorum. Bugün böyle miyiz? Bugün böyleyiz. Bir olacağız. Bundan sonra böyleyiz. Aynen. Öyle köpeklerle dost olunca aldama Cemil. Ama bir köpeğin dostluğu da dostun köpekliğinden iyidir. Esen merhaba. Sneak Sap'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık fantezinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Belki yeni sezon da denebiliriz. Özledik be. Ya bak özledik be. Ha? Aylık vallahi özlemişiz. Aylık fantezi bir dönem hepimizin yaşadığı bir konu. Haftalık fanteziyi daha az belki yaşıyoruz. Bilmiyorum hani. Tabii ilerleyen yaşlarımızda hani ki yani Emre Gür'e kadar gidebilir tabii. Emre Gür yani kaynak ilerledikçe. Varken. Evet, gidebilir. Gidebilir. Yani 18 ile 19 yaşlarda. Bu arada Uruzan Sulak bu programa özel bakım bakımla erken Elif Bağası. Alacaksın, gideceksin kardeşim. Alacaksın. Oğlum nimet yere atılır mı lan? Oğlum, sabah kullandın zaten. Kullandın da onun içinde daha var. Premium quality. Eurosport dedim. Eurostep için yani sabah çok hızlı çıktım evden. Şey yapamadım. Yani araba gelmişti. Yine Avrupa'nın dev basketbolcularını beklettin mi burada? Yok hayır. Takside mi fırçaladın? Hayır işte burada fırçaladım. Buraya getirdim burada fırçaladım. Çok talihsiz bir taksi yolculuğu. Öncelikle geçmiş olsun. Bu konuyla başlayalım. Takside neler yaşandı? Çok ilginç fotoğrafını da çektim kendisini. Ekrana 0.5 çektim. Tam tutamadım, korktum biraz. Bindiğim andan itibaren tamamen cinsel içerik üreticisi gibi davranan bir taksici ki biz biraz alışığız ulaştırmada bu muameleye ama. Tabii. Yani, buradan selam söylemek istersen. Canım abim. Şeydir ya, ilk cümle şu oldu. Bu sporcular dedi. Hep dedi güzel kızları doğru mu dedi. Direkt böyle ya tabii, selamun aleyküm aleyküm selam. Mesleğini öğrendikten sonra mı? Evet evet tabii o şey yani. Ben dedi ne yapıyorsun dedi. Ben nedir işte, yorumun tadında? Maç anlatıyorum falan dedi. Ne anlatıyorsun? Dedi basketbol anlatıyorum falan filan. Manavım desen mesela bunlar yaşanmayacak. Patlıcanı. Farklı bir yerden girecekti bence. Garman Toroğlu. Ben engellenemez. Tarım ve hayvancılık olacak. Aynen oradan girebilir. Şimdi ben Orkun'a önce ya daha doğrusu fotoğrafı çekerken bir de bir yandan bunlar bu arada suç benim yaptıklarım şu anda. Hani bunları itiraf ediyorum biraz ama. Valla karşı taraf daha riskli sanki. Aynen mahkemeye gitsek sanki ben kazanırım değil mi o yüzden. Yuba beni banladı, bu adamın yaptıkları daha. Yani ben işte bir ses kaydı da al. Sebahir suç. Bir ses var. Ses ama ses kaydını tam alamamışım. Onun sesi gelmemiş kulaklıkta kaldığı için. Şey dedi işte şöyle bir cümle. Kızlar seni hiç reddetmiyor değil mi? Sen hep reddediyorsun. Daha doğrusu siz reddediyorsunuz. Hayatımda hiç bir kızı reddetmedim. Bunu bana anlatır mısın dedi. Bak, ne olursan ol yine de gel demiş. İnanılmaz bir tadı ya. Nasıl anlatıyor? Ozan tedirginlikten böyle. Sağdan abi. Nereye gidiyorsunuz? Bence ben şey yaptım. Ya bir telefon geldi kusura bakmayın diye yalandan bir telefon konuşması yaptım o esnada. Sonra biraz konuştuk. Ki gelir. O anlattı, ben dinledim. Batuhan Karadeniz'e örnek verdi. Dedi. Sonra indim. Çok da üst düzey bir sporcudan misali vermiş. Aynen yani kendisinin fotoğrafı da burada. Allah. Beyefendinin mi? Beyefendinin de burada. Hiç de öyle bir nuru yüzlü bir amca yüzü gözükmüyor mu? Bir spor şoförünü andırıyor ama. Arkadan. Biz tabii genelde yan koltuğa oturuyoruz. Senin gibi düşmüş. Arka koltuğa oturmadığımız için enseden tanımayız. Bu şova gerek yok ya. Bu şova arkada çanta. Ne oluyor önde oturunca? Yani bu şov. Külünkün dediği gibi il başkanı yan koltuğa oturuyor. Bırak kardeşim. Cumhurbaşkanı gibi geziyorsun. Bir kere Ali'yi önden kaldırıp beni oturtmuştu. Bir evet. Abimiz benim sohbetim daha iyi diye. Abi arkadaş. Ben o şahsı çok sevmiyorum. Taksiye biniyorsun. İki kişi.
İki kişisin. Minimum iki kişisin. Biri öne mi, ikili arkaya mı? Yani bindiğim kişiyle olan... türüne bağlı. Aynen öyle. Kim mesela? Ben ikili arka diyorum. Ben de iki. Erkek de olsa ikili arka bence de. Bir kere taksici de istemeyebilir abi. Doğru, taksiz o zaman. Tek, tek taraflı bakmamak lazım. Şey anlatayım mı? Neyi? Yabancı taksiyken. Ya artık anlat, girdin zaten. Anlatmış kadar oldu. Sevgilin ayrıntı vermek istemiyorum. Sevgili Ozan'ın hani bu uygulamalarda daha kolay bir şekilde taksiyi getirtmek adına ismini yabancı da olabilecek, hani Türkiye'de de aslında olan Alex ismine çevirmesi üzerine bir taksici bizi aldı. Master yardımcı hakem. Ama yakında mesafeye gidiyoruz. Adamla önde biriyle hoparlörden konuşuyor duyulabilecek bir şekilde. Abi diyor, yabancı uzun mesafe diye aldım. Biz arkadan abi ayıp oluyor diyerek muhabbete girdik ama çok dost olduk. Kardeş olduk o yolculuğun sonunda. Valla benim Uber'da reddedilme oranım yok gibi bir şey. Yani şey oluyor sadece isimden ötürü. Muhtemelen düşük puan verilebiliyor. Ama 4.80 bandındayım şu anda. 4.80 bandı. GPA. Ama Uber'da düşük puandan kalma yok değil mi? Yani şey sadece bir adli. Vay be. 4.96. İşte böyle bir şey olamaz. Adeta terbiyesizlik etme. Biz insana değer veren yaklaşımımızla bu notu yaptık. Ulan bizimki de 4.81 sanki 4.12. 4.82 falan galiba. Sen benim Barcelona'da Tunuslu taksiciye yaptığım muhabbeti... Muhabbet dedi, çok korktum. 4.96'nın... Benim ismim çok iyi. Neyse. Ya Brits bir soyad. Evet, yani hiçbir programa genellikle akış belirlemiyoruz. Evet. Yani şey bu program özelinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama şimdi sezon da zaten geride. Dur şey. Ben de haftalık fanteziyi bir dakika böyle yapmak istiyorum. Haftalık fanteziyi böyle yapmak istiyorum. Burada 4 kişi oturacak bundan sonra. Bir tane de ben içeceğim. Orku Bey, müsaadeniz var mıdır? Düzgün aç yalnız. Bir dakika önce ben dinleyeceğim. Bu sabah yine açma. Bu sabah yine açamam da. Ya tabi bu ara biraz sinirlerimiz bozuk. Laçkalaştı diyebilirim. Babanın önceki performans... önceki bölüm performansı tarihe geçti. Tabii çok konuşuldu. Sevgili Deniz Aksoy'a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Taşıdı bence. Uzun süredir stüdyonun bu bölümünde bir kadın program yapmamıştı. Uzun süredir. Kuruluş günü. Tabii. Ama sen neden bu programın taşıyıcı figürlerinden biri olduğunu gösterdin önceki programda. Kolon. Biz ola ki bir gün bu programı bırakırsak. Ola ki bırakır. Allah korusun. Ay, aman bil, ola ki bırakırsın. Ey oğul tarzı bir şey. Tabii ki ben sana bırakmak isterim. Kontratı başkaları konuşurlar ama bu performans... Alim cüzi bir hizmet doğal, değildir. Doğal sade cevizli sucuk. Çitlekçi meyveli dilim jelibon. İki tane reklam. Çitlekçi manyak reklamı. Şey manyak marka. Google Ads'e çok teşekkür ediyoruz. Kaan Kural'ın sayfasında çıktı bu reklam. Acaba bizim cevizli sucuktan dolayı mı çıktı bunlar? Olabilir. Ama oha, bu kadar uzun süre. Abi bizi takip ediyorlar. İzleniyoruz uzun. İzleniyoruz. Amazingly, Canereler has not earned any medals in this league. Ama o... Ha. Bu arada Caner abi demişken, hı-hı, yeni eventlere yelken açıyormuş. Evet. Orkun Bey sizdeydi hava listesi. Açamadım. Siz eş moderatör müsünüz burada? Açamadım. İki moderatör yetmiyor. Şimdi bir şey yapacağım Osman Baydemir. Neyse şey, sen açamıyorum, restricted diyor. Restricted. Ya o şeyden açsana, bende de bilgisayar yok. You must be 18 yaştan büyük olmak gerekiyormuş. Dur açıyorum. Ah, you must be someone. Burada da mı? Wine and dine diyor. Açtım. Evet. Aman. Hemen bakıyorum. Evet. International Wine and Spirits Academy. Ki Caner abi de ikisi de var. Hem ruh
Hem alkol. Evet, ben başlıyorum. Başla spor, ve devam et lütfen. Spor severlerin yakından takip ettiği ve her yıl düzenlenmesini beklediği Tour de France ruhu IWSA'de. İnanır mısın, her yıl düzenleniyordu yani. Beklenti karşılık da buluyor. Boşu boşuna stres yapmayın, merak etmeyin. Biz burada olduğumuz sürece Tour de France olacak. Bu yıl olmazsa mutlaka, mutlaka gelecek yılda şey yapabilirsiniz. 21 etabı kapsayan yarışın 2024 yılı rotası İtalya'nın Floransa kentinden başlayıp Fransa'nın Nice şehrinde sona eriyor. Aa, Nice dedi! Nice'de bir... Ha, doğru, şey değişiyor galiba. Daha mı iyi bileceksin? IWSA'dan. Lütfen. Yarışa sayılı günler kala Sokrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni... Sayılı günler dediği 200 gün var. ...ve spor yorumcusu Canereler yarışın detaylarını bize anlatırken Boston'ın şefleri Kaan Sakarya ve Derin Arıbaş bu rotayı takip eden lezzetleri sevgili hazırlayacak. Sevgili Derin'e selamlar. Sevgili Derin'e selamlar. IWSA'nin yönetici ve eğitmeni Ayça Budak ise yarışın en heyecanlı duraklarının eşleşmesini yapacak. Ben şunu sormak istiyorum. Kim kimi tokatlıyor? Kim kimi tokatlıyor? Kimin kimi tokatladığı çok belli. Tokatlayanlar... Tokatlananlar hepimiz. Tokatlananlar. Milyonlar. Ve sizler. Bizler. Biletler için Mobilet. Mobilemiş. Fiyatlar çıkmış mı? Fiyatlar var mı? Hemen şey, fiyatlara bakalım. Neredeymiş bu? Yeni Kapı etkinlik alanı. Peki canım ağabeyim tek seferlik mi yoksa 21 etapta ayrı mı yalıyor? 21 etapta ayrı tokat. Ayrı tokat mı? Peki 21 etabı kim anlatacak ekran başındaki? Hem anlatır hem tokatlar inşallah. Ömer'den bir şey geldi. Yeni ekstra tokat geldi galiba. 1974 doğumlu olarak girdim kendime. Doğum tarihine göre fark eden bir başvuruyor musun? Fiyat tarifesi var acaba? 74'lere sattırmıyor olabilir. Öğrenciye bir şey yapmıyor musunuz? Gün 29'uymuş. 29 Nisan. Bir gün yani. 29 evet. Nisan. Tour de France'a sayılı günler kala hakikaten. Ay sonu bilmiyorum. Gün, ay başı olması lazım. Bugün değil mi? Sen bugünün tarihine bakıyorsun. Aa vallahi bugün. Oha bugün. Aa bugün tokatlıyor. Aa! Caner dışarıdaydı. Hadi gidiyoruz. Aa! Söz hakkı doğdu oğlum. Niye o Tour de France'da daha çok var? Var. Ama demek yani ki... bir ilk tokat burada vuracak. Tabii oğlum. Ha, bu tokadın Caner şey demiş. Sillesi. Ya Ayça'cığım önden bir tane yapalım sonra da tokatlarız da. Vallahi çok iyi ya. Çok iyi. Herhangi bir gıda alerjiniz varsa iletişim @iwsa.com.tr adresinde bildirmenizi rica ederim. Bir şey bu tarz aktivitelere gelenlerin de kesin alerjisi oluyor. Kesin. Olur. Bu tarz insanların alerjisi olur. Olmasa da olur derim buna. Biletler tükenmiş. Tükendi mi? Helal yani olsun. Bence hani bugün şey olduğu için bu arada sitenin tasarımı da benim Emre Özcan'a 15 yıl önce yaptığım bloğu çok hatırlatıyor. Çok hatırlatıyor. Bazı esinlenmeler var. Çok hatırlatıyor. Evet yani Emre'nin o mükemmelliyetçi tavrıyla... Abi banner'ı biraz yukarı alalım. Banner'da çok özel isimler vardı. Tabii. Rani vardı mesela. Hemen açalım mı? Bulamayız ama. Ama o yeni hali var zaten. Tardini Buffett. Arşiv nokta. Vay vardır eski şeylerde ya. Blogspot falan. Ama artık nasıl yürüyüp gittiyse bak hep gitmiş şeyler. Artık Emre Özcan'ın normal profesyonel profesyonel logoyla devam ediyor. Evet, profesyonel logoyla devam ediyor. Emre Özcan röportajı. Emre Özcan röportajına girdim şu an. Ne? 2011. Fotoğraf beni benden aldı. Fotoğraf evet. Ve götürdü yani. Lacoste'un yani. Yasaklı olduğu dönemde. Lacoste'u kahveyle aldık o zamanlar. benim eski öğrencim diyor. Lacoste tabii. Ben ona dedim artık bu fiyatları biraz indir dedim. evet yani bu çok ilginç bir röportaj. Mihail Skibbe temalı. Emre Özcan tabii Skibbe denince akla gelen sadece bir başlık. Manşet. Bir başlık bir dönem aslında başka insanlar için de kullanılabilir. Biz ne konuşuyorduk? Onun neydi? Tokattan geldi. Tokattan geldik. Evet çıkıyorum buradan. Evet, Tour de France'da sayılı günler kaldı. Sayılı kimse ya Tour de France yayınlanacak ve düzenlenecek. Evet biz yayında olduğumuz gün tokatın üstünden 2 gün geçmiş olacak. O evet. Tokatın üstünden 2 gün geçmiş. Yeni tokatlar için de planlar için. Belki de toplantılar yapılmaya. Evet, Emre Özcan demişken hemen bir görüntümüz var. Emre Özcan'ın trash anı, ona gidelim. Emre
Clyburn'un storiesinde gördüm bu beyefendiyi. Zaten başka yerlere de konuk olmuş. Abdülmecit Albatros. Müstehar isim mi bu? Şey, Suriyeli sığınmacı ve bazı politik propagandalara da konu olmuş gördüğüm kadarıyla. Bu örümcek abi. Hayır. Ha, kuaför. Berberin sahibi kendisi. Örümcek adam zaten Emre Özcan. Ama gördüğüm... Bence çok ister bir gün öyle o kostümle dolaşmak. Tabii. Dacia Basket Honeymaker. Hatırlarsın öyle de bir berber fotoğrafı vardı. Evet, onu bulabilir miyiz bilmiyorum ama. Onu bulamayız, evet. Bir de Emre Gürkaynak vardır. Ve bu spiker. Evet, benim de berberim. TV bu spiker. Neydi seninkinin şeyi? Öyle bir şeydi ya, tam net hatırlamıyorum. O dönemler Titri özel isminden daha önemli olduğu için sadece Titri'ni yazmış herif. TV bu spiker. O dönem ev arkadaşıydık. Kendisi evden yürüme suretiyle... Berber uzakta, evet. Bir... Ama Perpa'da mıydı? Değişmez. Perpa'nın yakınlarında. Çok da huzur dolu bir. Sinan Başboğa. Huzur dolu bir ev arkadaşıydı, ben hatırlıyorum. Bir şey daha, bir şey lafı vardı. İnsan karısını değiştirir berberin diye. Öyle bir şey vardı değil mi? Yanlış Totti bak. Demişti. Totti mi değişti? Totti mi dedi? Sonra devrik yolda yanlış gittim. Sonra karı onu değiştirdi. Tebrik ediyorum. Usta bir yayıncı oldu. Karı Totti'yi 86'dan aldı. Öyle bir şey dedikten sonra bir tabela çıkan. Bu ama şey gibi mi? Bu lafı da Mourinho falan etmişse. Baskı. Kesin Mark baskı mı? Berber aldatmak. Berber değiştirmek. Baskı mı? Erkekler. Siz onu bütün gün saç keserken kola veren berbere ben bu lafı bir yerde hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum da yani ama çok... Böyle değil galiba herhalde. Böyle değil. Bu arada... Peki değiştirir misiniz berberinizi? Değiştiriyor musunuz? Ben yıllardır Merzat. Benimkini de tanıyoruz. Aydemir Akbaş'ım vardı. Galatasaray için karıyı da satarım, babamı da satarım falan diye. Onun dışında ben... Ama orada berber yok. Berber yok. Berberi arıyorum. Berberi arıyorsun, evet. Berberi arıyorsun. Ahmet Kaya'nın vardır. 40 yıl bombalar yağmur, ya. 40 yıl yağmur yağsa da su işlemez mermere, sen o güven berbere diye böyle bir lafı vardır. Mesela neden koskoca meslek grubu burada hedef alınmış? Hadi diğeri o dönem için çok kolay hedef ama berber her zaman büyük camiadır. Tabii. Ya benim karşıya almak isteyeceğim bir camia değil. Kesinlikle değil, kesinlikle değil. Tabii berberlerin itam altında kaldığı, burada Mehmet Karlı gibi şey de yapabiliyor. Jekyll. Kaldıkları bazı anlar oldu geçmişte. Benim açımdan da oldu. Sizin açınızdan hani var mı böyle bir travma? Bir travma sen yok bende. Sen çünkü hani göçmen orijinli de olduğun için çok sarı... Hep ezilen taraftasın sen Halim. Kolay hedef olabilirsin. Ben de öyleyim gerçi de. Yani ufak tefek hatırlıyorum ama çok böyle... Anladım. Spesifik olarak... Bu da olmaz hani bu bir da daha olmaz. Bu berbere yani gelmeyeyim. Bir daha gelmeyeyim dediğim olmaz. Ama berberle onun ayarını gerçekten iyi. Ben mesela... Kişiye hani, göre de belki. Aynen, bu adamın dozu bu. Yani çok abartmayalım. Dur bakayım kulağını öpsen ne oluyor? Ankara'da bir tane ASMR berber var. Bir tane yaşlı abi. Ne? Canın duygu her hafta. Canım bir ara aynen berber şey sesi dinliyordu. Makas sesi. İnanılmaz uyutur bu arada. Aynen, makas sesi dinliyordu evde bir ara. Şelale sesi, makas sesi, benim orman saçım sesi. Usturayla da kesildi mesela. Hiç öyle bir şey yaşadın mı? Nasıl lan? Usturayla. Usturay bayağı ustalık isteyen bir şey. Nasıl? Bilen varsa. Sıfır dışında bir şey yapılabilir. Direkt 3 mi yaptırdın? Şey kesiyor oğlum. Sağ partilerin yükseldiği dönem. Altın şafak falan. Buna kesin birinin denk gelmiş olması lazım ya. Bilmiyorum. Yok, kesiliyor da o biraz istediğin tarza göre değil mi yani şey? Yok ya, normal yetenek berberde yetenektir ha. Bilmiyorum. Bunu da ben bir test olarak gördüm, çok hoşuma gitti. Berberin onun da izi çok güzel. Saçını usturayla kesin. Yani şu anki uzunlukta mesela sen böyle hani 3 falan bunu demedikçe adama kesemez usturayla. Usturayla kesip senin saç gibi yapabilir. Ama işte onu ayarını şey yapmak çok zor. Belki kaçıracak, sen de memnun kalkmayacaksın. Demek. Ama kalkarken bir de şey der. Yani, abi kafana yani. Bir şey takılırsa burada. Kafama taktın zaten kardeşim. Analoji kafa. Şey de olur. Küfür istiyorum. Bak 35 dakika oldu. Oğlum, ben sana açıkla dedim mi? Hiç olmadı. Daha 30 dakika oldu, ağzından bir tane hakaret tam bir şey çıkmadı bana karşı. Hakaret? Engiz mi? Hakaret tamiz dedik ama. Bugün sevgi diyorum Ali, bugün sevgi diyorum.
Bugün böyle miyiz? Bugün böyleyiz. Bir olacağız. Bundan sonra böyleyiz. Aynen. Şöyle de olabilir. Ben çok önemli bir hatırlatma yaparak, şimdi Manager of the Week olarak başladı biliyorsun. Haftalar geride kaldı. Evet. Manager of the Season. O da geri, o da seçildi. Manager of the Post Season. Orada sen. Neyse, hayır. Ben burada formatı biraz değiştirerek. Hı hı. Biliyorsun İtalya'da ödüller veriliyor. Bir yılın bidonu falan. Hı. Bunu yapalım yani. Tabii tabii. Hay, Manager of the Season. Bisiklette yani. De vardır bak, o kadar Fransız. Var mı? Ne? Mesela işte sonuncu gelenin ayrı bir ha. şey var. Lantern Rouge. Yılın gidonu mu ne? Şeyler var. Emre Gül kaynak bazılarına biz de buradayız. Hani yarın bir gün Tour de France'la ilgili bir şey olur, biz de buradayız. Damaksa damak. Jojo bir tokat yapalım. Emre Gül kaynağı 2-3 halı saha biraz koymuş benim, benim evet. gözlemlerim itibariyle. Evet, yılın en kötü menajeri yani worst manager of the season bölümümüze gidelim. Nedir seçim? Sen lütfen önce başla Ali. Belki farklı şeyi söyleyeceğim. Hani kendimize aday gösterelim diyeceğim de o kadar kötü bir sezon geçirmedik. Ben öz eleştirmek istiyorum kendimi. Biz dip çok daha yukarıları hak ettik. O yüzden. Hak ettik demeyeceğim. Orayı hedeflemeliyiz biz. Bizim hedefimiz olmalı. Biz o yüzden ben kendimi söyleyebilirim burada. Aday gösterebilirim. Halil Üner çok başarılı bir sezon geçirdi Ankara gücüyle. Doktor derdini bulmuş. Belki yayında şapkayla tavşanı getirmiş. Evet, sen söyle. Onlar kendi, siz yeşillenirim diyorsunuz herhalde. Ben yeşillenirim diyorum. Sen başka bir adayın varsa. Yok yok ya, katılırım ben de. Hedefler bence doğrultusunda benim. Kötüydük bence. Sence sensin. Evet. Neden? Playoff yapmam gerekirdi. Ulan, bu neden isimsiz alkolik? 6 haftadır burada şey diyor. Üst 8, alt 8. Bakıyorum üst 8'e. Evet. Burada olacağıma diyorum ki alt 8'de olmalıyım. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Play'in girse. Fakat biz programın dışında kalıyoruz. Hemen Ettore Messina'ya yarışıyoruz. Programı yapmadığımız 2 haftalık sürede çok düşündüm. Play'in dışında kalıyorsunuz. Evet, Orkun Play'in yapıyor. İşte play'in. Senin aslında şey demen lazım. Play'in formatını. Bize Play'in var dediler. Bizde play'in olsa Team Ferro ile oynuyorum. Ondan sonra Onur Caner'in mağlubuyla oynuyorum. Girerdim. Ben uzun... İki deplasman yani. Girerdim. Uzun bir süre puan farkının açılmadığını inandırmaya çalıştım kendimi ama açılmış. Yani sezon sonu baktık. Olmaz. Açılmış. Keşke sezon içinde de baksaydın. O biraz. Çok önemli bir nüans oldu biliyor musun? Evet, 17.5 tam tamına 17.5 galibiyet farkıyla playoff'u kaçırmışsınız. Ya buna galibiyet demeyelim. Kategori bunların hepsi. Ufak tefek şeyler bunlar o zaman. 3 hafta ya. 17'de kapanır, 27'de kapanır. Gerekirse 2 hafta daha versen sen bize. Telefonu fırlatma sonra. Haftaya 5 günüm geliyor. Aklıma bir fikir geldi. Nedir? Wine and Dine and NBA. Kaan Kural. Dine kısmı tamam. Kaan abi de mazot yok ama. İşte tamam. Var o zaman, ama Caner abiyle Kaan abi birlikte olmalı o zaman. Tamam. O. Çünkü yani Vine bir taraf, evet. Dine bence bir taraf. Bence çok iyi anlaşırlar. Çok. Ben yıllardır ben şey düşünüyorum. Yani hani böyle bir program haftada 3 gün Caner abi, Kaan abi yani gündem ne? Arkadaşlık, dostluk. Keyif. Şöyle her sabah yayınlayacağız. Hoş geldiniz New York Times. Mix'e koydular. Düzenli. Yani düzenli bir program olursa ben hani hayata geçirmek isterim ama tabii ki burada öncelikle. Ama zaten sen bu kanalın beyni değil misin bunları? Bu kanalda olmaz. Bu kanalda yani bu kanalda olmaz. Bu kanalda olmaz çünkü bu kanalda geç kalan yeterince isim var. Ama Kaan abiyle herhangi bir şeye geç kalınamaz bence. Çünkü Kaan abi erken gelir. Yani o bir programa hani, erken gelir. Yürek ister geç kalın. Kaan abi şey gibi bir tablo var ya, kaplumbağa terbiyecisi. Onu gözünüzün o önüne getir. O tablo biliyorsun Robert ilk olarak Robert'te.
Tabii Robert College'da. Orada tabii benim oyuncumdu. Robert College. Mesut Asman abi. Kaan abi. Kaan abi o tablodaki adamı düşün. Değneği böyle saklıyor ya. Onun vuranı. Saklamıyor. Acaba College. Karetta Karetta'nın soyunun tükenmesi oradan mı başlıyor? Şu an Karettalara da buradan selam olsun. Çok yakında wine and dine and karetta. Canereler. Atıyoruz karettaları. Karettaları geri atıyoruz. Caner abi şey yapabilir. Mesela hani karettaların kurtarılmasına dair hani yönteme dair bir konsensus varsa. Evet. Yani savunmadığı o fikir. Şey olabilir canım. Bu arada az önce gördüm, yazamamıştım o kartı. Çok sevindim. Ben gülmedim abi. Sen gülmediysen gülmediysen çık. Çık. Hadi yetişirsin belki Wine and Dine and Tour de France'a. Aslan gibi giderim aslan gibi. Aslan abim benim. Ulan ya. Alınmazsın orada, alınmazsın. Haddini bil köpek, alınmazsın. Biletin yok bir, statün yetmez iki. Alınsın. Yemeklerin dörtte üçünü yiyemeyeceği için yine. Aynen öyle. Oturdu mu? Bir de tanımam zaten. Bu ne? Bu ne? Şöyle güzel bir patso çıkardılar. Sana güzel. Ağzımı bozduracaksın. Derin Bey, makarna var mı? Ama düz istiyorum. Yoğurt bile. Bu arada tebrikler Göztepe diyelim. Tebrikler Göztepe. Süper Lig'deler. Süper Lig'deler. 35.5. Super Lig. Aynen. 35.5 her şey. 3 noktayla geçiştirmedin. Yo. Monaco'da da çalıyorlar. Kafayı yedim bu ara. Abi bak New Orleans'da bile Monaco'da kafayı yedirttiler. Monaco'nun... Evde böyle geziyorum oğlum. Monaco'da şey çok iyi. Tek tezahürat var biliyorsun. As Monaco. Ve yani ben As Monaco diye okunduğunu düşünmüyordum açıkçası. Neden sormadın? Bir bilene. Ne bileyim hani şey yapmadık yerimizde. Yalnız şu adam belki Ozan... Belki Bokelunas ailesinden birine falan. Ozan Çolakoğlu'ndan ne eksiği var? Hiçbir eksiği yok. Ağzıyla harikalar yaratıyor. Orkun Bey çok beceriklisiniz. Amcanız kadar size yeteneklisiniz. Aa, çok güzel. Aklıma bu ses tonuyla birlikte şey geldi. Daha doğrusu hani teatral yetenekle birlikte şey geldi. Emre Gürkaynak bir ara çok iyi How Can I Get to the Taxi? Yapsana. Bir de inanılmaz havlar. Çok iyi. Beraber havlıyorduk. Bir tık daha iyi havlıyor. Bir tık daha iyi havlıyor. Nereye geliştirdin o İki stili? Şeyden birini yapman lazım. Ya havlaman gerekiyor ya da... Öyle köpeklerle dost olunca havlama şeyimiz Ama bir köpeğin dostluğu da dostun köpekliğinden iyidir. Bugün bütün şey sayfaları paylaşın. Golden Retriever. Bir anda şey çıkıyor. Sen de bugün Golden gibisin zaten. Golden değil, kendimi C vitamini gibi hissediyorum. C vitamini. Vitamin Sandoz. C vitamini. C vitamini. De toplu sonuç. Roma termini. Klimatiz 18. Inside joke yapmıyor. Yani inside mı kaldı lan? Aleni joke. Offside mı? Aleni, public joke lan işte. Aleni, aleni. Evet. Bu artık public. Public bu. Allah kahretsin. Bugün gerçekten... Şeyi seçtik. Neyi? Sen dedin. Bence benim sen, worst. Siz dediniz. Benim siz de. Ya aynı sezonda en best en worst olduk. O da ben ilginç. Seçmedim seni daha. Benim tamam, oyuma tamam, bağlı. Yani kendimize göre. Ömer'den bir şey gelmiş. Gene hemen dolmuş. Ne lan bu? Abi ben de anlamadım. Nece bir şaka bu?
Ömer kıza atıyorsun. Ömer. Oh. Wine and dine şeyi. Ha, wine and, evet. Wine and dine şeyi hemen dolmuş. Ha, pardon, özür dilerim. Hemen dolmuş. Evet, tabii, dolmaması zaten düşünülemez. Yandan ha, dağıtsana. Bu... ya bu etkinlik tabii ben şeyi de biliyorum yani. Caner abinin esas amacını biliyorum. Hepsi küçük Pars için. Aynen küçük öyle. Atlas için. Yani hiç aksi bir şey zaten düşünülemez. O yüzden... Rızık abi. Aynen. Rızık. Aynen. Saygı duymayan da duyacak. Bu adam baba. Bu adam baba. Sen nesin? Baba ritim bu. Wine and rızık. Serancı iskele babası. Gece 2'de body call beklerken... Allah seni kahretsin. 14 tane adamla teller arasında sıkışırsın böyle işte. Halı saha önemli cami. Kaan Sakarya biraz Ben Fero'ya benziyor. Eyvah. Benim gördüğüm. Evet. O da mı Robert College alumni? Ben Fero Robert College mı? Sen Michel ve Galatasaray Üniversitesi. O derin. Derin arabaş. Ha, bak, Kaan Sakarya da Galatasaray. Lyon'da Boküz. Boküz. Erman abi söylemişti bana. Boküz de Erman abinin. Hayır hayır. Bir şey var ya. Tam, sen gelmemiştin gerçi. Biz ben iki gelemiyoruz. Tane. Yurt dışı seyahatlerinde yokuz. Robert College mezunu tanıyorum. Hepsi alumni kızlar. Yapmış mıydın bu şakayı daha evvel? Evet. Yaptıysan da canın sağ olsun lan ne? Dekorlu yapalım. Yap. Programı taşısın. Benim kameram neresi? Ziya. Hepsi senin kameran, hepsi. Ziya kaptan gibi yapayım. Dol abicim. Diyorum ki 2-3. Yapsana oğlum şakanı. Dur oğlum adam kameraya bakarak. Daha ver 2-3. Allah kahretsin gerildi. Abi dekor şaka yapamıyorum. Siz bakmayın. Siz bakmayın. Biz bakmıyoruz. Ben nereye bakmayayım lan? Allah Allah. Abi başkası bakınca kaldıramıyorum. Buna hiç gerek yok. Geri zekalı. Atıldı zaten. Daha evvel diyorum. 2-3 tane diyorum. Robert College mezunu hanımefendi tanımıştım. Hepsi çok alumni kızlardı. Evet. Yılın en kötü menajeri Orkun Çolakoğlu seçildi. Ben oğlum de... hani seçmemiştiniz? Hayır işte oyumu hakkı sana verdim. En kötü menajer sen seçildin. En iyi menajer de seçildin. Evet. Bu sene. Ödülleri süpürdük. Ama ilk ödül çok iyiydi. Normal sezonun en iyi. Normal sezonda en iyi menajeri gerçekten güzel bir çıkış yolu. Oscar'a Orkun'dan kız. Yılın spor spikeri Taksim. Normal sezonun en alımlı erkeği. Benim bir hayalim var. Spikerde altın kayısı almak istiyorum Malatya'dan. Kim aldı en son? Bilmiyorum. Böyle bir şey görmüştüm. Altın kayısı. Malatya altın ben kayısı. Ben hatırlıyorum ama. Spor spikeri. Senin ödül dolabın doludur be onda. Şey mi? Sizin plaketiniz var bir yerden gelmiş hala. Altın kayısı ödülleri sahiplerini buldu. Spiker olarak almak istediğim bir ödül ya, var. Halkın takdiri haricinde. En büyük şey ödül olur ya. Orkuncum senin de bildiğin gibi. Harbiye TRT radyosundan mı bir yetiştin? Mikrofon şey deseydi. bir de bir El Clasico yazarsınız. Burada gördüğüm kadarıyla... 3 çok kötü. 3 mağdur spiker. evet. 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 Neyse ki futbolda. Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybetmişiz ya. Ha? Yılmaz. Mehmet Ali Yılmaz. O. Aa. Evet. Ne zaman çok oldu? Bir hafta oldu ya. Oğlum tam bir hafta çok mu ya? Ya tabii ki ateş düştüğü yeri yakar ama üzerinden ona bakayım. Öyle bir şey olunca o geldi. Rahmetli başkan. Eski spor ve gençlik. Evet. Hangisi daha önce? Of. Gençlik mi daha önce? Spor mu? Bakanlıkta. O hani kişinin tercihi de olabilir. Gençlik ve aynen spor. Tabii kültür ve turizm sen hangisini daha ön plana koyarsan bakanlık. Ertuğrul Günay konuşuyor. Burada stat mı olur? Bütün bakanlıkların yanına böyle ikinci bir şey gelecek olsa ne olurdu? İlave mi? Evet. Ne, tarım ve neydi? Bayındırlık hayvancılık. Mı? Hayvancılık tabii. Tarım hayvancılık. Bayındırlık iskan.
Zaten var hepsinde iki tane. Ulaştırma ve teklisi haberleşme. Mesela iç işlerinin yanına ne koyarsın? Bence o şeyleri bile iç işleri dış işleri bakalım. Monaco'nun yapısı çok ters bir. Bir Müjdat Gezen anekdotuyla mı devam etsek? bu ülkede deniz yok. Sizde de adalet yok. Halk arenası. O programın bütün line-up'ı ile birlikte olan bir kadın varmış. Bizde neden öyle bir çizgi? Halk arasındaki... Bilmiyor musunuz? Kadın önce Metin Akpınar'dan dedi çocuğum. Sonra Uğur Dündar'dan dedi. Sonra Müjdat Gezen'den dedi. Müjdat Gezen'e gelmedi oğlum. O Twitter yani, şakası. Hayır abi, tek çocuk bayağıdır turluyor. Metin Akpınar'la başladı. Bu Serenay'ın ana murmuzu paylaşımına benzedi. Fake değil. Ya çocuk birinin gibi gözüküyor. Çocuk birinindir muhtemelen. Yani tek ördeği var bunun zaten tarihte, aksiyonda. O yüzden o çocuk sanki bir... Öyle bir cümle kurdu da ben diye. Neyse. Neyse. Bu... Nereden bunu ele alsak bu konuyu? Ekrana gelsin. Ben evet. Hani bunu nasıl anons edeceğimi bilemiyorum. Lütfen ekrana gelsin. Mine... Sota. sevgili Minnesota kitabı koyduğu yer itibarıyla. Yani şimdi konuşulabilecek çok şey var. Ne haliniz varsa gülün. Evet. bir kötü stand-up ismi gibi. İyisi var mı? Bir saniyeyle, bak bir saniyeyle Efe Tunçer'i kaçırdım. Bunu dedikten yani bir saniyeyle kaçtı. Canın sağ olsun ve hayat devam ediydi, hayat devam. Bu arada her şeye mi gider ya? Bir şarkı her şeye mi gider? Bu aralar her şeye giden başka bir şey daha var. Ne? Babu babu. Babu. Bir milyon euro. Babu zaten hani babu babu olduk. Aynen. Ne diyor Tomo? evet yani ne haliniz varsa gülün. Söyleşi imza Kocaeli Kitap Fuarıymış bu arada. 12 Ekim Perşembe günü bu. Geçmiş geçen evet. Kaçırmışız. Anthony Edwards'ın katılımlarıyla. Sadece big ticket'ı olanlar girmiş. Of be. Of. Gönderme de sen bak. Layer 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 joke. Tebrik ederim. Elim havada kal. Aslanım. Oh. Öpüşe bak. Of. Oh. Size ne kardeşim? Sen de öp. Kocaeli'de. Kocaeli'de kağıttan dünyaların keşfi yazmış kitap var. Bunu yazacağına Sekayı kapatma önce. İşte o kadar be. Hem ne olacak, 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 olacak o kadar. 10. köyden sesler. Demoklesin kılıcı 10. köy. Abi 10. köydeyim. Çekmiyor zaten. Rahmi Turan Tokman. Ya yani isteyiz abi. Ben ağzımı açıyorum. Bak, ben ağzımı açıyorum. Ya bak bu adam, ben şey diyecektim burada. Ha, ben şey diyecektim. Ne diyecektim? Kalamış'ta pizzacım var. Deli. O. Evet, o mu bu mu? Oh. This or that. Yeni mi köşe mi bu da? Bir şey atlamadık değil mi? Yok. Tamam. Sizden gelenler yok mu? Bu, en var. Son. En son. O birazdan geliyor ama. En son. Aşkım ama ben daha gelmedim. Ben de birlikte gelelim şakası yapacaktım. Ustaya kaldı. Usta ama ustandır çünkü. Yazdı, çizdi. Oynadı ve yönetti. Tersinden okudum ama. Biraz sırası karışık. Biraz sırası olsun. Yapacak bir şey yok. Kim? Ben başlıyorum. O. Tamam. Doğrular beni o kadar da tatmin etmedi. Bakalım aklıma doğaçlama bir şey gelecek mi? Soru kitapçıkları bizim jenerasyonumuzda çalındı biliyorsun. Şerefsizler. NBA Summer League anlatmak mı? İki takımında kaleyi bulan şut çekemediği Celta Vigo Eibar anlatmak mı? Şimdi burada nasıl, ben şunu düşünemedim. Eibar artık ikinci ligde. O ayrı ama iki kişiler. Celta Vigo'da. Yani ya biri farklı cevap verirse ne olur? İlk veren vermiş. Ama biz renklerimiz de güzel değil miyiz? Evet, o da bir hoşluk olur. Ben Summer League'i tercih edeceğim. Bir kere uzatması atanılır gibi oluyor. O çok hayır, güzel. Hayır, o ikinci uzatması. Ben iki uzatmalı uzatması. Summer League maçı anlattım. Dört uzatmalı Euro League maçı da anlattım. Ama orada öyle bir şey yok Summer League'de. İkinci uzatmada atan alır biliyor musun? Ne? İkinci uzatma ilk baskete atan kazanıyor. Euro League'de de çalan alıyor.
Wow. Pardon. Sakın. Sakın. Ben de. Sakın. Tamam. Ben de sabırlı. Tamam. Sakın 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 ha. Hemen klibe gidelim. Klibe gidelim. Klibe gidelim. Bu güzel klibe gidiyoruz. Genç izleyicilerimiz. Genç izleyicilerimiz. Bu klip sizin için geliyor. Ekran başına. Seni bana bir sorsalar. Ah sen nesin anlasalar. O gülen gözlerin ardında neler neler saklıdır. Seni bırakıp da gidenler inan bana çok haklıdır. Yaklaşmayın yanına, sakın 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 ha, inanmayın siz ona. Klip izle. Ne kötü. Ama odanın kapısını kilitlemeyi unutmuyorsun. En sevdiğim eze kuru cacık olan benim. Oha! Oha! Sakın 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 ha, yaklaşmayın yanına, sakın 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 ha. Hasan Usta'nın bu oda ya. Yalnız ezberde. Ezberde ama görüntülerin ezberde aslında. Ses belki. Görüntü ezberleyecek bir şey yok zaten yani. O Arda Turan'ın şeyi var ya, dalıyor arkadan görüntüler. Ay. Ne diyorduk? Ömer buraya bir not düşelim. Dikkatle incelenecek. Ben Samalik diyorum. Samalik. Ben Samalik. Tamam, Samalik mi? 20'de iki takımın da tam kadro olduğu Detroit Hornets. Lan burada niye Pistons yazmıyor ya da niye New Orleans yazmıyor? Ömer Detroit. Bey siz şeyi Ömer, de mi yapıyorsunuz? Yalap şap iş yapıyorsun. Bir kanalımızda tanıtımlar. Ha, Golden'ı. Sakın, sakın, İki yıldır şampiyon olan Golden mı? State'i ağırlıyor. Yoksa evinde sahibini bekleyen Golden mı? İyi şaka. İyi şaka tabii ki. Babacığım sakın 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 ha. Yaklaşmayın yanına. Babacığım beni bugün neden story'e koymadın? Ben bugün kimseye meze olmadım. Sıfır kişi sevdi bugün beni. Eyvallah bu kadar. Burada uzatmasan oraya da burada kesiyorum. Eyvallah. Bu şaka kurguda topar. Biz sarkı çıkışları her zaman. Oğlum bunlar nasıl soru ya? Vallahi bak Ömer yani... Şimdi teşekkür doğru ediyoruz da yani şu soruda git. Bu kat kat. BF kulağında maç ve yani hani bu olacak iş değil. Bu olacak iş değil. Ama evet, şu çok ilginç geldi. Cevap vermediler. Cevap alalım oradan. 20'de iki takımın da tam kadro olduğu 20'de biliyorsun 20 maçı erken maç. Evet. Ve yorumcun genellikle sabittir o maçlarda. Ve yorumcunun tabii açılış kim, cümlesi de sabittir. Kim uyanabilmiş onu. Kim uyanabilmiş neyse. 20'de iki takımın da tam kadro olduğu Detroit New Orleans anlatmak mı? New Orleans değil o. Şey, yoksa? Charlotte. Charlotte. Yoksa? Ha, yoksa Summer League. 20 yani. Bu bir, lütfen bir birbirine eğlenceli soruları içeren bu çok daha fazlası için yani can yayınlarından yakında çıkacak olan o mu bu mu? Tüm müzik marketi. Sadece başlığında kaldık. Hani o mu bu mu ya da yer misin yemez misin olacak. Bence en iyi bölüm, en iyi bölümü o mu bu mu cümlesi. Yani o mu bu mu'ya verdiğiniz o cevap. Marketin zirvesi ya. Evet. 20 maç. 20 maç. Peki en son soruyla birleştirerek bu faslı kapatıyorum. 20 maçı mı Kadıköy'de istediğin mekana istediğin zaman gidebilmek mi? Ama parantezde şöyle yazıyor. Her akşam. Her akşam Black House Apart Otel'de kalmak zorundasın. Orası neresi? Black House Apart Otel herhalde fuhşiyatla bilinen bir yer bilmiyorum. Bilmiyorum şimdi. Ömer iyi biliyor. Ömer'le senin ilişkin düşünülünce. Bu tarz bir ilişkimiz yok. Bu şey acaba... mi Black House Apart Otel? Yine sosyal medyaya yansıyan bir şey vardı. Bilemiyorum. Black House. Ben de bir yazsana. Twitter'a falan düştü. Bir Twitter'da sürekli geçen paylaşılan hafta... yer var ya, ha, yorumlarda milletin evet, anasına sövüyor. Evet. Patis analar... Bizle birlikte ele alınan ha, o otel. Hep, yani ondan hemen sonra nasıl bu geldi. Nasıl 80 bin liraya vergi gördünüz mü? Patis Biz. 250 milyon ciro dolar 60 denetle.
Çok güzel bir yorum var. Bir işletme sahibinin yanıtı varmış. Biraz hani küfürlü bir yanıt. Bipler o yüzden yani zaten. Hem bizim programa yakışmaz. Normalde böyle bir şey olmaz. Fotoğraflarla alakası yok derken yalancıyı sular akmıyor derken yalancının top. Kim inanır sana? Madem öyle oda layık gördüler sana, köpek kadar kıymet vermemişler sana, domuz muamelesi yapmışlar. Şimdi köpek de domuz. Konservatuvar çıkış sınavı pirat. Ha köpek. Hayır, köpek. Ya bak, burada ya. Köpek, ya yanlış anlama deminki lütfen, muhabbete. Lütfen. Hani köpek iyi değil. Bir şey, domuz kötü bir şey olarak burada şey yapıyor. Tabii ki anlamayanlar için. Bizde hayvana göre muamele vardır. Ama senin gibi domuzlara özel muamele. 3 nokta, 3 nokta. George Orwell. Evet. Ne kadar samimi, sıcak bir mekan. Evet. Kalsak mı Emre? Evet. Ben o demek istiyorum yine. Ben de o. ve NBA evet. Summer League anlatmak kazandı. Bu meşakkatli yolun sonunda. Gerçekten Sedat Peker'in de en sevdiği film. Nedir? Yeşil Yol. Biliyor, şey yapamaz mıyız kardeşim? Biliyorsun ne olayı? Ne? Akademi niye ödül vermiyor? Aynen işte zaten ondan geldi. Bilmiyorum kim abi. Bir şey bu? Yapamaz mıyız kardeşim? Kim lan bu akademi? Evet, o mu bu mu bölümü geride kaldı. Evet. Bu gelişmeyi paylaşırken sizden gelenler. Yani bir bölüm bitiyor, başka bir bölüm başlıyor. Her zaman olduğu gibi. Programda tempo bir an düşmüyor. Bir an düşmüyor. Selim Gerçeker 31-16. Emre Özcan'ın 25 yıldır bu oyunu oynuyorum açıklaması kendisine olan saygımı biraz daha azalttı. Demek yani azalmış, biraz daha azalıyor. Evet, ben çok anlamıyor diye bu kadar kötü seçimler yapıyor zannediyordum demiş. 150 beğeni almış. Allah bereket versin. Emre Özcan da bu hafta lütfen sonu... bunu göstermeyin. Yalnız yazıklar olsun. Ne sevmeyeni varmış Emre Özcan'ın 150 beğeni. Bu hafta yani sonunu bu Ankara'da bunda... geçirdi. Evet. Emre Özcan da Bilkent, ODTÜ. Sen de geçen hafta bir Ankara'ya uğradın. Ben normal bu hafta da gidecektim ama daha iyi bir opsiyon olunca gidemedim. Özür diliyorum. Yiğit Onur 73-51. Emre Özcan'ın basmak zorunda kaldım sözü acaba kime ithafendi? Bu tarz açıklamalar bizleri hiddetlendiriyor demiş. Kime dedi Emre Özcan? Ben de hatırlamıyorum ama basmak. Yani üzerinden şey galiba. Zaman geçince biraz değil yani hafızalar. Planner'dan zehir zemberek. Gecesiyle gündüzü bir olmuş bu adam bize. Abi, ama Emre'nin bir de şeyi vardı ya bu ara çok gündeme gelen buna basarsın abi. Şöyle. Özellikle bir fotoğrafın alıntısında hayat bulmuştu. Dua Lipa'nın son. Evet onu ben de. Insta post. Bunu... Dua ile abinle. Duan belli. Takip ediyor musun Dua Lipa'yı? Kimi? Dua Lipa kimi? Bak bakalım. Maruz kalıyorum. Ali Konoviç 2 hesabı. Yapacağım galiba ya. Ali Konoviç 2. Aile salonumuz vardır. Max Beesich. Şiirmiş bu. Bir bayram dileği savur göklere. Eski zamanlardan güzellikler getirsin. Öyle içten, öyle samimi olsun ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Çok enteresan. Ve parantezi aç parantez. Burası Orkun'a armağan olsun. Kapa parantez. Neden acaba? Bilmiyorum. Acaba seninle evlenmek isteyen. Hayır Max Bey yani. O da olur. Bilemez. Neden evli? Neden diye... hemen karşı yazıklar çıksın? Olsun. Yani kimseyi itham altında bırakmayalım diye. Sesin çok dür çıkıyor. Her programda kullanılabilen bir şaka Ali tarafından. Çok seviyorum ya. Ata birinci. Abiler sizle aynı ligde oynamayı gerçekten çok isterim. Aa böyle bir şey vardı. Biz çağrıda bulunmuştuk hatırlar mısın? Evet evet. Onunla ilgili geçen bazı şeyler gördüm. Geçen yılki programda. Abiler sizle aynı ligde oynamayı gerçekten çok isterim. Yorumlardan nasıl seçeceğinizi tam algılayamadım. Ama kararınız netleşirse daha net bir şekilde hangi yorumdan seçeceğinizi söylerseniz çok sevinirim. Nasıl seçebiliriz? Herkes bence bir şarkıdan bir böyle bir kuple okusun, göndersin. O yorumlardan seçelim. Evet, güzel yorumlamışsınız. Nereye gönderecekler ki onu?
Onu da biz mi düşüneceğiz? Caner nokta nereye gönderilebilir? caner@sokratesdergi.com adresine. Buradan ya da Vine&Dine. %99 olan o kutu şeyi. Caner tekrar. Mail adresi neydi o? Vine&Dine. Vine&Dine. Oraya gönderin oraya. İki tane mail adresi vereceğiz size. iletişim@iwsa yani İvsa ama W ile iwsa.com.tr adresi ve ama bu adres hani çok bunu CC'ye koyun mümkünse. Bu CC'de olsun. Abi. Esas caner@sokratesdergi.com adresi. Tu kısmı. Bu CC'si. Evet bu tu evet. Tu kısmı bu. Buraya sözlerde bir sınır olsun mu? 4 satır, 2 satır. Yok, hiç bayağı uzun. Hatta mümkünse tekrar hani direkt şey gibi yazmasınlar ama değil mi? Şey. En çok mail atana ayrı bir ödül var. Ayrı bir ödül olacak. Muhtemelen mahkemeli konuş. Bir de spam yerseniz haber verin. lütfen aynen. Lütfen haber verin. Biz atabiliyor muyuz? Ben kesin atacağım. Mesela tavşan gider ekine, kulakları dikine. Geldi. Ha bir ene. Öyle bir şey gidiyor zaten. Aynen. Ne güldük be. Şu an tavşan gider dining'e. Kulakları vining. Tam şurada söylemen lazım. Bize düşman. O eskisiydi. Gördük bu hafta bütün Atina aşağı indi. Vay. Spurs Jam 21. Sıralı veya auction fark etmez. Yeni formatta Orkun Bey'in olduğu 8 takımlı lig kurulsun. Milletimiz gerçek playoff performansı neymiş görsün. Bakın herkes biz bundan önce ne seyrediyormuşuz ya diyecek. Güzel bir şaka. Bence şöyle bir şey yapalım. Ligde 7 oyuncu olsun. Kalan tüm takımlar Orkun Bey'in olsun. En güçlü takımı da playoff'a girmiş olsun. Orada, zaten ilk 7'ye giremeyeceği aşikar. Bunu seneye yapabiliriz ayrı bir lig olarak. Kaan abi ona da katılır. Ali. Çek elini kalbimden. NBA Can mı, NBA Ken mi? NBA Can'dır bence. Bu soru bunu gerektiriyor yani. NBA Can. CJ abi. Net bir soru. Orkun Çolakoğlu sarhoş mu? Allah Allah. Niye bize bu soru denk geldi yani? Hani herkes programda normal. Bilmediğin yerden çıktı. Bu akşam 11 gibi falan bu soruyu şey yapalım. Hayır canım, estağfurullah. Ben haftaya ilk haftalık fanteziye Erkan Petekkaya'nın Beyaz Şov'a geldiği gibi geleceğim. Herhangi bir veya şova. Sene. Gelecek sezon. Gelecek sezonun ilk haftalık fantezisine. Tamam inşallah. Zaten ilki ve sonu hepsinde gelmişti? Sen artık onlara ayrı bir çalışman gerekecek. Nasıl gelmişti Erkan Petek'e? 25 bölüm. Alkollü. Yapacağım. İlginç bir şey çıktı. Ne o? Hiçbir şey bilmiyorlar Orkun'um. Hiçbir şey bilmiyorlar. Cahil bunlar. Cahil. Ne? Cahil. İşte bir şeyler falan. Yok. Anlatacak. Söylemem. Söylemeyeceğim. Söyle. Bitince söyleyeceğim sana ben. Bitince söyler. Yalan. Hepsi yalan. Evet ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi her zaman olduğu gibi. Ne konuşacağız deyip şu an bakıyorum oradaki bir saat 7 dakika. Hamına bakıyorum. Hamın adam. Size de mamı kalacak artık ama hamı güzel. Ham kaydı 1 saat 7 dakika. Vay. Buradan ilk defa şeyi vermiş oluyoruz. Ne kadar atıldığını. Evet. Evet. Yine Blue Çağımıza gittik geldik be. Ne güzel oluyor bu seyahatler değil mi? Şöyle Uğur bir nezverde bitir be. Ozan Bey biz sizin gibi sık sık dış hatlar yapamıyoruz. Öyle çocukluğumuza gidip geliyoruz bu program sayesinde. Severina ile mi gidiyorsun? O yaşta. Ronaldo mu gitmişti Severina ile? Doğru isim değil mi bu? Valla benim kulağıma birkaç isim geldi de söyleyeyim. Benim kulağıma da geldi. Önemli kulüplerimizin futbolcuları. Severina da biliyorsun genellikle tekneyle açılır. Evet. O Ronaldo değil miydi? Ya tamam oğlum. Ya tamam. Tamam oğlum. İyi Severina iyi olsun. Doğru değil. Bir yorum alabilir miyiz? Ağzınıza sağlık. Ne demek? Bir kez daha şeref verdiniz. Mutlu ettiniz. Orkuncuğum sen zaten... Çok özlemişiz be. Çok özlemişiz. Hep yapalım bunu. Hep yapalım. İyi geldi gerçekten. İyi geldi. Güzel oldu. Görüşmek üzere diyelim Sneak Sap'ın katkılarıyla. Artık her hafta değil.
bir bölümümüz uygun daha. Görülen haftalar. Uygun görülen. Bir bölümümüz daha kaldı. O ama bölümde işte Erkan, şey, Poyraz böyle komple bir şey. Potpourri mi yapıyor? Aynen öyle. Her şey olabilir. Potpourri. Kolik kamafor. Ve çok önemli de bir duyuruyu atlamadan geçmeyelim. Sneak Sap'ın Akasya Acı Badem. Akasya Acı Badem merkezinde önemli bir etkinlik olacak. Evet. Soru cevap etkinliği. Biz orada bulunacağız. Henüz tarihi belli değil. Şu an ama çok yaklaştığını hissediyorum. Şu an gelecek hafta hedefleniyor. Gelecek evet. Hafta hedefleniyor. Yani işte 6 Mayıs. Haftalık fantezi soru cevap mı? Haftalık fantezi soru ama yayın olmayacak. Hayata dair. Yayın olmayacak. Çok ters sorular gelebilir. Yayın olmayacak. Zaten o yüzden yayının olmaması yok. Yayın olmayacak. Ozan abi. Hemen gidiyorum. Buna gülünmesi... Buna gülünmesi kadar üzücü bir şey. Kapatmadan bunu uzun süredir mikrofonla çıkar çık dışarı. Hadi. Kapanışa kal. Öyle bir şey olmaz ya. Ali Polat için kovulduğu yerde duracağımı düşünüyor musunuz? Ben yani senle çık biz kendimiz gidelim, kapatacağız. Kapat. Hatta ben buraya geçiyorum. Tamam. Sen de orada şey yap. Siz gidin biz kapatacağız. Alma şunu. Her al, lazım olur. Bu ne abi? Hadi. Tolerim. Kardeşim, Ericsson'un kaldı. Sonunda baş başa kalabilir. Evet, biraz bura bayağı darmış ya hakikaten. Yani. Sen kapat istersen bu sefer. Nasıl madem kapatalım ki? Komik oldum. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Bir şey mi söylemek istiyorsun? Kaçın. Öp onları benim için dedi ve gitti. Evet, yine acısıyla tatlısıyla bir programı geride bıraktık. Evet. Sneak Sap'ın katkılarıyla bir kez daha evet. Programa veda ediyoruz. Son bir bölüm olacak ama Akasya'daki soru cevap etkinliğine dair de o artı bir. Türlü gelişmeleri de Sokrates'in sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz diyelim. Hı hı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.